New York'tan merhabalar. Ekip arkadaşlarım adına ben Aslı Pelit. Bugün New York'taki son gelişmelerle karşınızdayım. New York'taki kesinlikle en önemli notumuz ölü sayısının bugün de yeni bir rekor kırarak 779 kişiye ulaşması. Hatırlarsanız salı günü 731 kişinin bir günde hayatını kaybetmesiyle koronavirüsü yüzünden hayatını kaybedenlerin en fazla hayatını kaybeden gün olarak salı günü belirlenmişti. Bu rekor maalesef bir daha kırıldı ve bugün 779 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. New York'taki koronavirüs vaka sayısı 138.836, salgın hastalığına genel olarak salgın hastalıktan ölenlerin toplam sayısı ise 5.489'a ulaştı. Böylece New York İtalya'yı ve İspanya'yı maalesef geride bırakarak virüsün merkezi olmaya devam ediyor. Peki Vali Cuomo bu konuyla ilgili neler söylüyor? Biliyorsunuz kendisi her gün yaptığı briefinglerde New York'lulara ölü sayısı, vaka sayısı, hastaneye yatış sayısı, hastaneden taburcu olma verilerini aktarıyor. Bu gün yaptığı konuşmada da vali bu sayının, ölü sayısının yükselmesinin normal olduğunu, çünkü yavaş yavaş New York'un artık bu çan eğrisindeki tepe noktasına yükseldiğinin göstergesi olduğunu söylüyor. Bu da tabii bir taraftan New York'luların belki de rahatlamasını sağlarken, diğer taraftan da hakikaten ölüm olaylarının, ölümün artması endişeleri de arttırıyor. Kesinlikle, çünkü şimdilik sadece duyduğumuz haberler kötü haberler gibi geliyor. Vali konuyla ilgili olarak durumun ciddiyetini kaybetmediğini söyledi. Belediye başkanı ise ardından yaptığı açıklamasında değişik bir noktaya değindi. Aslında New York'taki kayıtlı koronavirüsünden koronavirüsüne bağlı olan ölümlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Çünkü birçok kişinin hastanelerde değil, hastaneden taburcu olduktan sonra veya hastaneye hiç gitmeden de evlerinde kendi kendine iyileşmeye çalışırken ölmüş olabileceklerini, bu vakaların maalesef koronavirüsüne bağlı olarak kaydedilmemesinin de aslında New York'taki vaka sayılarının gerçeği yansıtmadığına dikkat çekti belediye başkanı. Bu bir notuydu. Diğer önemli bir not ise New York'ta kimlerin daha çok hayatını kaybettiği virüsten. Görünen o ki veriler siyahların ve Latin kökenlilerin daha fazla hayatını kaybettiğini gösteriyor. Şöyle bir oran gösterelim. Latin kökenliler her 100 bin kişiden 22'si hayatını kaybederken, siyahlar arasında her 100 bin kişiden 20, beyazlar arasında her 100 bin kişiden 10'u, Asyalılar arasında ise her 100 bin kişiden 8'i hayatını kaybediyor. Belediye başkanı bununla ilgili olarak oranlar arasındaki farkın en büyük sebebinin New York'taki ekonomik eşitsizlik ve sağlık hizmetlerine herkesin eşit oranda maalesef erişime sahip olmaması olduğunu söyledi. Böyle bir açıklama yaptı. Bu zaten New York için bir sürpriz açıklama sayılmaz. New York'ta maalesef New York Times'in geçen hafta yayınladığı bir haritada da şöyle bir görüntü vardı. Manhattan'da vaka sayısı çok azken Bronx ve Brooklyn ve Queens gibi daha fazla gelir durumu daha düşük olan Amerikalıların, ki bunların zaten çoğunun siyah ve Latin kökenli oldukları söyleniyor, bu bölgelerde çok daha fazla koronavirüsüne vakası olduğunu gördük. O veriler doğrultusunda, şu ana kadar yapılan testler ve veriler doğrultusunda. Ancak daha önemli bir yazı bugün yine New York Times'daydı ve bu araştırma yazısında New York'taki vaka sayısının bu kadar büyümesinin sebebinin yetkililer olduğunu söylüyor gazeteci. 60'a yakın New York sağlık yetkilisinin ve değişik bölgelerde çalışan şehir meclisi yetkilileriyle yapılan röportajlar sonucunda bugün açıklanan bu rapora göre en büyük problem New York'ta yetkililerin zamanında davranmamaları. Eğer yetkililer zamanında davransaydı ve gerekli araştırmalar yapılsaydı, New York Times'ın yazısına göre New York'ta böyle büyük bir krizin ortasında kendimizi bulmayacaktık. Şubat sonunda Katar'dan New York'a gelen ilk Covid vakasından başlayarak yaptıkları incelemelere göre New York Belediye Başkanı ve New York Valisi, her ne kadar bize her gün verdikleri briefinglerde detaylı olarak yaptıkları çalışmaları anlatsalar bile, görünen o ki kapalı kapıların arkasında zamanında davranmamışlar. Bunlardan mesela elimdeki notlardan bir tanesi
New York'un sağlık yetkilisi Doktor Osiris Barbot'un Mart ayının başında New Yorklulara bu virüsü metro ve otobüsten kapamazsınız şeklindeki açıklamalarına dikkat çekmiş New York Times. Şu anda metro sistemine bakarsak metro sistemi zaten çok zor çalışıyor. Hemen hemen kimsenin kullanmadığı metro sisteminde 41 metro çalışanı hayatını kaybetti COVID virüsü yüzünden. 6000 kişi ise hala hasta ve bu yüzden de zaten az olan metro seferleri aksamaya daha da başladı. Onun dışında tabii ki New York'un genel olarak okulları erken kapamamasını örnek göstermiş New York Times. Restoranların ve bazı bölgelerin, tiyatroların, sosyal aktivitelerin zamanında kapatılmaması ve New Yorkluların evde kalmaları için 20 Mart'a kadar emir verilmemesi virüsün 1 Mart ile 20 Mart arasında 8 milyon Amerikalı'nın, 8 milyon New Yorklu'nun yaşadığı ve üst üste yaşadığı bu şehirde çok çabuk yayılmasına sebep oldu diyor araştırma. Bugün en çok okunan yazılardan bir tanesiydi New York'ta bu yazı, tahmin edersiniz. Şu anda New York'ta önemli diğer bir konu da bugün başlayacak olan Hamursuz Bayramı ve yetkililerin özellikle bu bayramı kutlamak için aileleriyle beraber olmak isteyen Yahudi cemaatine gönderdiği mesaj. Özellikle belediye başkanı ve vali bu cemaatten bu önemli tatilde evlerinde kalmalarını ve beraber olmamalarını, sosyal mesafe kurallarına da saygı duymalarını istedi. Ancak özellikle geçen sene kızamık vakalarıyla hatırlarsanız çok yoğun olarak kızamık vakalarının görüldüğü New York'un kuzeyindeki Rockland bölgesinde hiç kimsenin sosyal mesafelere uymadığı ve Hamursuz Bayramı'nı kutlamak için de beraber özellikle dini törenlere katılmasından endişe edildiği söylendi. Her ne kadar vali sosyal mesafe kurallarına uymayanlara ceza getirileceğini söylese bile yeterli kontrol olmaması görünen o ki sosyal mesafe kurallarının kontrol edilmesinde zorluk yaratıyor New York eyaleti genelinde. New York şehrinde bu durum biraz daha farklı. Daha çok sokaklarda mesela 6 aralarındaki 2 metre uzaklığı korumayanlara polis uyarmaya başlamıştı. Size geçtiğimiz hafta benim yaptığım diğer yayınlarda da söylemiştim. Özellikle maske kullanımının fazlalaştığını görüyoruz New York'un her bölgesinde. Maske takmayanlara da uyarı yapıyordu New York Polis Teşkilatı'nın görevlileri. Ancak henüz kimsenin daha bir sosyal mesafeye uymadığı için ceza aldığı haberi en azından kamuoyunda paylaşılmadı. Ancak vali bu kurala uymayanlara $1000'a kadar para cezası verileceğini söylüyor. Şimdilik New York'tan elimizdeki bilgiler bu kadar. Söylediğim gibi New York'ta ölü sayısı artmaya devam ediyor. Valinin verdiği bilgilere göre bunun artması hatta 1000 küsura ulaşması mümkün ve önümüzdeki hafta içinde de New York artık o tepe noktası adı verilen en çok vakanın görüldüğü ancak artık bu noktadan sonra belki de vaka sayısının azalacağı noktaya gelecek. Bunu yetkililer en azından önümüzdeki 10 gün içinde olacağını söylüyorlar. Size New York'tan en son notları iletmeye devam edeceğiz. Ama lütfen dakika dakika değişen en son notları sayfamız amerikanınsesi.com sayfamızdaki canlı blogdan ve tabii sosyal medyadaki açıklamaları ilettiğimiz sosyal medya sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Ben Aslı Pelit, Amerika'nın Sesi, New York.